Muhterem Müslümanlar, vicdan bu derece yumuşayınca, içtimai yapımız ve heyeti maneviye bu hale gelince, bu cemaatin tabanı da tavanı da sağlam ve sıhhatli olacaktır. Böyle bir cemaatin ne tabanında ne de tavanında arıza olmayacaktır. Binaenaleyh tavana çivi çakmak isteyenler veya tabanda bir kısım şeylerle kendilerini avutanlar, asıl yapmaları gereken şeyi yapsalar, tavan ve taban muhazi ve müsavi olarak sıhhata irca edilmiş olacak. Sıhhat kazanacak. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّا عَلَيْكُمْ فَهْوَاسِنْكَ Alt neyse üst o olacak. Tabandaki şeyler kaymak haline gelecek. Üste bar ve kaymak bağlayacak. Ve millet ondan istifade edecektir. Kimseden şikayet etmeyin. Kimseden dert yanmayın. Siz neyseniz altınız da odur, üstünüz de odur. Öyleyse arızalarınıza siz, sizi düzeltmeye bakın. Siz hidayette olduktan sonra başkasının dalaleti size zarar vermeyecektir. El verir ki siz %100 eshab-ı hidayet, ehli hidayet olasınız. Ferdi, ailevi, içtimai vazifelerinizi bilesiniz. Tekebbül edesiniz. Yapasınız ve bir an dur olmayasınız. Allah sizi ve sayenizi zayi etmeyecektir. Semeresini er geç göreceksiniz. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Sayenizi görecek ve kafi, vafi mükafatla Allah tarafından mükafatlanacaksınız. Allah sizi mükafatlandırsın. Alta göre bir üst olacaktır. Sağlam bir temeli görünce, üzerine sağlam bir kubbe korular onun. Ama bu hayat-ı içtimaiyede yarım şartlı determinizma içinde cereyan eder. Az cebrilik vardır bu işte. Taban neyse tavanı olur. Aşağı sağlam ise üst sağlam olur. Resul-i Ekrem'in Camiül Kelim olan sözlerinden bir tanesidir. Sahih hadis. Temat tekunu yuvalla aleykum. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. Taban nasıl ise tavan öyledir. Statik kuvvet nasıl ise dinamik kuvvet öyledir. Teb'a raiyet nasıl ise ra'i öyledir, baştaki öyledir. Öyleyse başka bir hadise ifade buyurduğu gibi, başınızdakilerini kınamayınız, kendinizi düzeltmeye bakınız. Zira kalpler Allah'ın elindedir. Siz Allah'la münasebet kurunca Allah kalpleri size çevirecektir. Kutsi bir hadis-i şerifte Misbah'ta Resul-i Ekrem meseleyi böyle getiriyor ve anlatıyor. Ben melikler melikiyim. Meliklerin kalbi benim elimdedir. Meliklerinize beddua ile meşgul olmayınız. Belki ubudiyet-ü taat, Rabbiniz aranızdaki münasebetin kuvvet bulmasıyla meşgul olunuz. Ben o zaman melikler hakkından gelir onlara kafi vafiyim. Yeter ve artarım. Kalplerini çevirir, sizi de mesut, onları da mesut ederim. Asıl mesele budur.